Merhabalar bayanlar, baylar. Selamlar, sevgiler, saygılar bütün insanlara. Bugünkü konu başlığımız hayatımıza ilk gelen yeniliklere açık mıyız? Hayatımıza ilk gelen yeniliklere açık mıyız? Yeniliklere sürekli olarak yaşam tarzı şeklinde açık olup olmadığımızı belirleyen nedir acaba? Bakıldığı zaman ekstrem uçlarda klasik nakaratlar tekrar edilir her zaman. Sadece ruhi yaşayanlar, sadece madde, materyalistik yaşamlar sürdürenler, belli kavramları pişirip pişirip ortaya koyarlar, benimseyişler, reddedişler, uzun 50-100 sene hatta daha uzun süreler, hep aynı şeyler, kıstassal özellik taşımakta ve mihenk taşı kabul edilmektedir. Eğer bu gibi yaşamların içindeysek, bilinecektir ki ego hükümranlığını kurmuştur, sultan padişah yapılmıştır, amaçlaştırılmıştır. Egonun hayatta yapılacak en kötü davranış ilahlaştırılmasıdır, amaçlaştırılmasıdır. Bu insanın bir araca kurban edilmesi gibi bir şey yani. İnsanı kaybetmemiz demektir. Çünkü ego araçtır ve o aracı içerideki ruh olan gerçek insan yönetmelidir. Tamamen ego kesilmiş yansımalar doğru yansımalar değildir. Dengesi kaçmış yansımalardır. Bu gibi birey ve toplumlarda yeniliğe açık olması beklenemez. Hayatlarında hiç olmamış, hiç girmemiş bir takım kavramlar, olaylar, süreçler, sistemler sürekli ya reddedişle karşılanır, ya üzerine saldırılır, ya çamur atılır, ya karalanır durmadan. Böyle birey ve toplumlarda. Bir örnek vereyim. Geleneksel kimi toplumlarda da görülebileceği gibi veya sadece madde kesilmiş materyalistik toplumlarda zirai çalışmalar içerisinde ağaçların, bahçelerin sulanması yüzeyden sulama şeklinde artezyen kuyularından çıkan suların bahçe içerisine salıverilmesi üzerine yüzyıllardır, çok uzun senelerdir sürdürülen yöntemler olabiliyor. Tabii ki bunun toprak erozyonu, çok yüksek miktarlarda su israfı ve birçok zararları bulunmaktadır. Ve bunun bilimsellik temeliyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Peki böyle süreçlere hayatımızda hiç olmayan damla sulama projeleri geldiği zaman böyle toplum ve bireyler acaba ne yapar? Hoş geldin mi der? Yoksa ilk işleri sen bizim hayatımızda bugüne kadar yoktun, sonsuza dek de olmayacaksın. Dolayısıyla biz seni hayatımıza sokmayacağız. Seni reddediyoruz, sana çamur atıyoruz, karalıyoruz, dışlıyoruz, her kötülüğü yapıyoruz. Bu mu doğru olan? Objektiviteye, sağduyuya,
aklı başında gelişime açık olabilecek birey ve toplumlar böyle bir özelliği mi olmalıdır? Hayır, kesinlikle böyle bir süreç olamaz. Çünkü yeniliğe açık olunmaması, ilerleyen süreçlerde durgun su kavramlarını doğuracaktır. Durgun su bir benzetmedir. Çünkü taşıdığı negatif dinamiklerdir burada önemli olan. Hareket halinde olabilir bazı şeyler. Bünyesinde negatif dinamikleri taşıyor olması onun daha sonraki süreçlerde patolojik bir takım buluşmalarını getirecektir. Yani hayatımız her zaman yeniliklere açık olmamız gerekmektedir. Durağan sistemler her zaman hastalık ve patoloji oluşturmaktadır. Yenilikler, reforme olan birçok yaklaşımlar ve bir takım ileriye yönelik atılımlar hayat boşluk tanımaz kavramının bertarafı anlamındadır. Yani yeni gelen bir kavram bize çok faydalı olabilir. Çok ciddi katkılar getirebilir. Ekonomik ve sosyal olarak bize çok ciddi zenginlikler, katma değerler katabilir. Buna bağlı olarak izin vermemiz gerekmektedir. Şans veririz, görürüz, inceleriz. Daha sonraki aşamada bunu kabul ederiz veya reddederiz. Hayatımıza sokarız veya geliştiririz veya reddederiz. Hiç geçit vermezsiniz sonraki aşamada. Önce görmemiz, değerlendirmemiz gerekmektedir. Var olan hayatımızı daha da kolaylaştırabilir yeni gelen hayatımızda olmayan kavramlar. Refahımızı artırabilir, huzurumuzu artırabilir, mutluluğumuzu artırabilir. Buna daha hiçbir şans vermeden, kapıyı içeri koymadan, hemenden yollatmak, hemenden dışlamak, aklı başında sağduyulu, olgun, efendi, medeniyette ilerlemiş insanların yapacağı şeyler değildir. Dolayısıyla kimi toplumlarda tutuculuk, taassup kavramlar, basma kalıp kavramlar, belli ret ve kabuller yeniliğin yeşermesini engelleyen yaklaşım tarzlarıdır. Benimseyişlerdir, düsturlardır. Bunlar ekarte edilmelidir. İnsanın yenilenmeye karşı açık olması gerekmektedir. Yenilenme sizin yeniden dinamize olmanızdır da aynı zamanda. Bunu reddediyor olmanız kendi geleceğinizle ilgili negatif tohumlar ekmeniz demektir aynı zamanda. Bu yüzden ekstrem uçlar değil, orta yol, dengeli yol, zıtların barışık olarak buluştuğu zengin orta yolu tercih etmek, yolların en doğru yolunu tutmuş olma adına son derece önemli görülmektedir. Bütün kazanımlar, bütün pozitif, olumlu süreçler ancak orta yol üzere tutulabilecektir. Sürekli yeniliklere açık olmak, ilmi temeller ışığında şans tanımak bir pratik hayat realitesidir ve içselleştirilip kimliklendirilmelidir. Programımız burada son buluyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar, Allah'a ısmarladık.